Herkese merhabalar. Pembe Motorlem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kız bebekler için yapabileceğiniz çok güzel, çok kolay, çok cici bir elbise robası anlatacağım. Örgüye yeni başlayanların bile kolaylıkla ve rahatlıkla örebileceği bir model. Robamız şu şekilde çapraz trabzan tekniğinden oluşmaktadır. Kol bölümlerinde şu şekilde fırfır detayları çalıştım. Ayrıca da beden bölümünde 4 adet ince düğme kullandım. Burası bizim örgümüzün arka bölümü. Sizler istediğiniz bölümü ön ya da arka olarak kullanabilirsiniz. Ön bölümümüz burası. Ben şu alt bölüme kumaş dikip o şekilde elbisemi hazırlayacağım inşallah. Sizler de alt bölüme kumaş dikip bebeklerinize hazırlayabilirsiniz. Ölçüm 1 yaş ölçüsünde yaptım. Hemen santimini vereyim size. 26-27 santim civarı, 26,5 gibi. O da 1 yaş ölçüsüne uygundur. Boyunu da ölçelim unutmadan. Tabii el örgünüze göre değişiyor bu. 12 santim. Eliniz sıkı ve gevşekse tabii ki bu ölçüler küçülebilir ve artabilir. Ben 2,5 numara tığ kullandım. İpim Nako Kaliko bu elbise robasında kullandım. Ama şimdiki robamda Himalaya perlinayla öreceğim. Bu ipimi daha önceden almıştım. Şu an lot numarası yok maalesef. Ama sizler herhangi bir koton iplikle bu elbise robamı örebilirsiniz. Tabii ki koton iplik tercih ederken böyle çok sert olmayan, bebeğinizin cildinize uygun iplik tercih etmelisiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sizler de benimle beraber örmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmanız benim için çok önemli. Hem sayfamın büyümesi hem videolarımın devamı için çok önemli. Abonelik kesinlikle ücretsizdir. Sizden herhangi bir ücret alınmamaktadır. Beğeni ve yorumlarla da destek olursanız çok sevinirim. Şimdi hazırsak robamızı örmeye geçelim. Robamıza trabzanlarla başlayacağız. 92 zincirimi çektim. 2,5 numaralı tığla ve Himalaya perlina iple. Sizler herhangi bir koton iple söylediğim gibi yapabilirsiniz. Şimdi 3 adet 1 şöyle göstereyim tığla 1 2 3 adet trabzanımızı atlayıp zincirimizi atlayıp dördüncüye ikili trabzanımızı yapıyoruz. Ve bu bizim ön çalışmamız oluyor. Bu şekilde ilk sırada trabzanlarımızı yapacağız. 3'ü 3. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8 9 Ön için 12 adet trabzanımızı yapacağız. 11 ve 12. Bir daha sayalım. 2 4 6 8 10 12 adet ön için trabzanımızı yaptık. 13. yuvamıza tekrar 1 adet ikili trabzan yapıyoruz. 1 adet daha yapıyoruz. 2 zincirimizi çekip tekrar aynı yuvaya 2 adet ikili trabzanımızı yapıyoruz. Yan tarafa geçiyoruz. Burası bizim kol için trabzanlarımızı yaptığımız yer. Kol için de
22 trabzan yapacağız. Daha sonra yine arttırmamızı yapacağız. Yirmi iki trabzanımızı yapalım. Kol için 22 adet trabzanımı yaptım. Hemen 23'üncüye batıyorum. 2 adet trabzanımı yapıyorum. Tekrar iki zincirimi çekip aynı yere 2 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Ve tekrar yanındaki trabzana yapıp tek tek trabzanlarımı zincirlere batmaya devam ediyorum. Burası bizim arka çalışmamız olacak. Arka içinde 18 adet trabzan yapacağız. Trabzanımızı yapıp arttırmamızı yapacağız. Trabzanımı yaptım arka bölüm için. Şimdi 19. zincire 2 adet trabzanımı yapıyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı yere 2 adet trabzanımızı yapıp bu şekilde yine arttırmalarımızı yapmış oluyoruz. Tekrar zincirlere teker teker batarak kol bölümündeki çalışmamıza geldik. Kol bölümümüz için 22 adet trabzanımı yapacağım. 22 adet trabzanımı yapalım. Kol için tekrar 22 adet trabzanımızı yaptık. 23'üncüye 2 adet ikili trabzanımızı yapalım. Tekrar iki zincirimizi çekelim. Ve tekrar zincirlere tek tek batalım. Burası da bizim ön çalışmamız olacak. Ön çalışmamız için 12 adet ikili trabzanımızı yapalım. Robamıza 92 zincirle başlamıştık. Üst zincir atlayıp 4'üncüye ikili trabzanımızı yapıp ön için 12 trabzan, kol için 22 trabzan ve arka için de 18 trabzan olacak şekilde roba ayrımlarımızı yaptık. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Gördüğünüz gibi şu şekilde roba ayrımlarımızı yaptık. Şimdi bir üst sıraya geçip çapraz trabzan tekniğimizi uygulayacağız. İlk sırada robamızın ilk sırasında trabzanlarımızı yapıp robamızı kurmuştuk. Şimdi iki zincirimizi çekip bir üst sıraya çıkacağız. Zincirle beraber 3 adet ikili trabzanımızı yapalım. Bu bizim kenar bölümümüz olacak. Bunu sona kadar bu şekilde yürüteceğiz. Şimdi çapraz trabzan tekniği için şurada önde gelen trabzan başını atlayıp hemen bir sonrakine ikili trabzanımızı yapacağız. Arkada atladığımız trabzana tekrar dönüp batıyoruz. Bu şekilde bizim çapraz trabzan tekniğimiz oluşuyor. Yine önümüzdeki trabzanı atlıyoruz.
İkinciye şu şekilde trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar atladığımız trabzana batıyoruz. Ve ikili trabzanımızı yapıyoruz. Trabzanlarımız da çapraz şekilde oluştu. Gördüğünüz gibi. Tekrar bir tane atlıyoruz. İkinciye çapraz trabzanımızı yapmak için ikili trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar geriye dönüyoruz. Bu şekilde sürekli bir atlayıp ikili trabzan yapıp bir arkaya gelip yine tekrar ikili trabzan yaptığımızda çapraz trabzan tekniğini uygulamış oluyoruz. Şimdi çapraz trabzanda yuvaya geldik. Yuvada gördüğünüz gibi şurada bir tane trabzan kaldı. Onu atlıyoruz. Yuvanın içine batıyoruz. Ve tekrar atladığımız trabzanın başına basıyoruz. Ve tekrar yuvanın içine batıp bu şekilde iki adet ikili trabzanımızı iç tarafta yapmış oluyoruz. İki zincirimizi çekiyoruz. İki adet ikili trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar burada hemen yanındaki trabzan başına atlayıp ikinciye trabzanımızı yapalım. Tekrar geri dönüp çapraz trabzanımızı yapalım. Ön çalışmamızı yaptık. Şimdi koldaki çapraz trabzanlarımızı yapalım. Şu şekilde çapraz trabzan tekniklerimizi uygulayalım. Gördüğünüz gibi şöyle şu şekilde göstereyim. Kol için devam edelim. Çapraz trabzan tekniğimize bir atlayıp ikili trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar yapayım. Bir atlayıp ikili trabzanımızı yapıp daha sonrasında bir arkaya dönüyoruz. Tekrar bir atlıyoruz. Bir arkadaki dönüp tekrar ikili trabzan yapıyoruz. Hep bu şekilde çapraz trabzan tekniklerimiz hep bu şekilde gidecek. Bu şekilde. İlk bölümde yuvanın içine bir tane batıp tekrar geri dönüp çapraz trabzan tekniğimizi uygulamıştık. Burada sadece o baş taraflarda o şekilde denk geliyor. Burada direkt kenara battığımız için şu şekilde çapraz trabzanımızı yaptığımız için yuvaya iki adet ikili trabzanımızı yapacağız. Tekrar iki zincirimizi çekeceğiz. Tekrar iki adet ikili trabzanımızı yapıp bir atlayıp ikinciye ikili trabzanımızı yapıp tekrar geri döneceğiz. Çapraz trabzanlarımızı bu şekilde arttırma yerlerimizi de sadece baş taraflarda diğer bitiminde de göstereceğim nasıl olacağını. Baş ve bitişlerde o püf noktasına dikkat etmemiz gerekiyor. Çapraz trabzanlarımızın üst üste gelmesi için. Bu şekilde arka tarafımızı da örelim. Arka bölümümüzü de bitirdik. Şimdi tekrar arttırma yerine geldik. İki adet ikili trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar yuvaya iki zincir çekip İki adet ikili trabzanımızı yapacağız. Tekrar bir atlıyoruz. İkinciye çapraz trabzanımızı yapıyoruz. Burası bizim kol çalışmamız oluyor. Bu şekilde trabzanlarımızı
yapıyoruz. Çapraz trabzanlarımıza daha doğrusu. Bu şekilde kolumuzu da yapalım. Kol içinde çapraz trabzanlarımızı yaptık. Tekrar arttırma yuvamıza geldik. 2 adet ikili trabzanımızı yapıyoruz. 2 zincirimizi çekip tekrar yuvamıza batıyoruz. 1 adet bu sefer batıyoruz. Bu köşede de bir püf noktası olduğunu söylemiştim. Şimdi tekrar dışındaki ilk trabzana batıp birinci çapraz trabzan tekniğimiz için birinci ikili trabzanımızı yapıyoruz. İçeride de 2 adet ikili trabzanımız olması gerekiyor. Yuvanın içine tekrar geri dönüp tekniğimizi yapıyoruz. Böylece çapraz trabzan tekniğimizi oluşturuyoruz. Tekrar bir atlıyoruz. Devam ediyoruz. Bir atlıyoruz, bir arkadakine yapıyoruz. Köşedeki üst zincirimizi de aynı şekilde yapıp her iki tarafta da köşedekine yere de batmayı unutmayalım. Gördüğünüz gibi çapraz trabzan tekniğimiz bu şekilde. Şöyle göstereyim. Şimdi üçüncü sıramıza geçeceğiz. İki zincirimi çektim. Bir üst sıraya çıktım. Bir üst sırada kenarlarda ikili trabzanlarımızı yürütecektik. 3 adet onları yaptım. Çapraz trabzan tekniği için bir adet atladım. Tekrar arkadakine battım. Bu şekilde çapraz trabzanlarımızı yapalım. Ön çalışmamız için şurada yine arttırma yerimizdeki püf noktayı tekrar size göstereceğim. Zaten o bölümlere dikkat ettiğimiz sürece herhangi bir şey çıkmayacaktır. O şekilde ilerleyeceksiniz. Şimdi burada tekrar bir adet ikili trabzanımız kaldı. Göstereyim. Şurada bir adet ikili trabzanımız kaldı. Yuvaya bir adet ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bir adet tek başına kalan trabzanımızın içine batıp çapraz trabzan tekniğimizi oluşturmuş oluyor. Yuvada 2 adet olması gerekiyor. Bir adet daha basıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Ve aynı yuvaya tekrar 2 adet ikili trabzanımızı yapıp devam ediyoruz. Çapraz trabzan tekniğimizde sadece ilk ve sonlarda dediğim gibi o tekniklere dikkat ederseniz şöyle üst üste gördüğünüz gibi çapraz trabzanlarımızın üst üste gelmesi gerekiyor. Şimdi kol çalışmamıza devam edelim. Çapraz trabzanlarımızı yapalım. Burası bizim üçüncü sıramız. Kol bölümümüzü yaptık. Tekrar arttırma yerimize geldik. 2 adet ikili trabzanımızı yapıp 2 zincirimizi çekip tekrar aynı yuvaya batıyoruz. Tekrar bir atlıyoruz. Bir arkadaki yere ikili trabzanımızı yapıp yine çapraz trabzanlarımızı oluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi arka bölümümüze geçtik. Arka bölümümüzdeki çapraz trabzan tekniklerini yapalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde çok güzel oluyor.
Devam edelim. Arttırma gelene kadar çapraz trabzanlarımızı yapıyoruz. Kenarlarda 3 adet ikili trabzanlarımızı unutmayalım. Onlar sabit olarak elbise robasının en sonuna kadar ilerleyecek. Arttırma yerlerimiz, başta ve sonda püf noktamız var. Oralara da dikkat ettik mi? Elbise robasını rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi arttırma yerimize geldik. 2 adet ikili trabzanımızı yaptık. 2 zincirimizi çektik. Tekrar 2 adet ikili trabzanımızı yapalım. Ve çapraz trabzan tekniğine devam edelim. Burası bizim kol çalışmamız. Kol bölümümüzü de bitirdik. Tekrar arttırma sıramıza geldik. 2 adet ikili zincirim, 2 adet ikili trabzanımızı yapıyoruz. 2 zincir çekip yuvaya 1 adet ikili trabzanımızı yapıp şuradaki ilk gelen trabzanda burada tek kalıyor zaten. Oraya batıyoruz. Tekrar yuvanın içine oranın 2 adet ikili trabzan olması için trabzanımızı batıyoruz. Sonra ön için çapraz trabzan tekniklerimizi yapıyoruz. Burası bizim üçüncü sıramızdı. Sırayı beraber örelim. Sonuna kadar kol çalışması için. Şimdi kenar bölümüne geldik. 3 adet ikili trabzanımız vardı. Onları da örüyoruz. Böylelikle 2 zincirimizi çekiyoruz. Üst bölüme geçmek için. Böylelikle 3. sıramızı da bitirmiş oluyorum. Şöyle göstereyim. Dördüncü sırama geldim. 2 zincirimi çektim. 3 adet ikili trabzanımı yaptım. Ve hemen çapraz trabzanlarımızı uygulamaya başlıyoruz. Ön bölümümüzü yapalım. Arttırma yerini de tekrar göstereceğim. Daha sonrasında kol bölümüne kadar ne kadar sıra ördüğümü söyleyeceğim size. Tekrar orada arttırma yerine geldiğimizde bir adet ikili trabzanımız şu şekilde kaldı. Onu atlıyorduk. Yuvaya bir adet ikili trabzanımızı yapıyoruz. Atladığımız yuvaya tekrar batıyoruz. Yuvanın içine bir adet daha batıyoruz. 2 zincir çekip ikili trabzanımızı yapıyoruz. Başta ve sondaki tekniklerimiz bu şekilde ilerliyor. Ortada çapraz trabzanlarımızı yapıyoruz. Arttırmalarımızı yapıp hemen size kas sıra yaptığımı söyleyeyim. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra yapıyoruz. Tabii sizin elinizi sıkılma gerçekliğine göre bu sıra sayısı değişmekte. Ben kendi el ölçümde 9 sıra toplamda trabzanla beraber yapıp 10. sıramda kol
çalışmamı yapacağım. Kol birleştirme çalışmamı. Şimdi 9 sıra daha örelim ve kol çalışması için gelelim. Robamı ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra robamı örerek bitirdim. Şimdi 10. sıramızı da kol bölümüne gelene kadar şu şekilde ördüm. Kol bölümünün burada bir ilmeğimiz kaldı. Bir trabzanımız. Şimdi kol bölümü için birleştirme çalışması yapacağız. İlk taraftaki yere geldik, arttırma yerimize. İkinci taraftaki arttırma yerimizle karşılıklı olarak birleştirip kolumuzu yapmış olacağız. Arttırma yaptığımız yerin iç bölümüne batıyoruz. Arkadaki yerin de iç bölümüne batıyoruz. Ve bu şekilde ikili trabzan, bir adet ikili trabzan yapıyoruz. Ve dönüyoruz. Tekrar aynı yuvaya çapran trabzan tekniğini yapabilmemiz için bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Trabzan tekniğimize, çapraz trabzan tekniğimize devam ediyoruz. Bu şekilde arka bölümümüzü öreceğiz. Ve tekrar diğer kol çalışmamızı yapacağız. Arka bölümümüzü ördüm. Tekrar koldaki ilk arttırma yerime geldim. Ve diğer arttırma yerini de alıyorum. Üst üste katlayıp arttırma yerlerinin uç bölümlerinden ikili trabzanımı yapıp birleştirmemi yapıyorum. Çapraz trabzan tekniğimizi kullanacağımız için aynı yuvaya bir adet daha yapıyorum ve tekrar çapraz trabzan tekniğimi yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde öndeki ilmeklerimizi de bitireceğiz. Kol çalışmamı bitirdim. Şurada az önce söylemeyi unuttum. Burada ikinci tarafta gördüğünüz gibi her iki tarafta da bir püf noktası yapıyorduk. Burada 3 adet trabzanımız oluşmuştu. Bir tanesini atlayıp diğer ikisine çapraz trabzan tekniğimizi yapıyoruz. Çünkü buraya bir adet ikili trabzanımızı ve burada da birleştirmede de bir trabzanımızı yapmıştık. Bunun sebebi çapraz trabzan tekniklerimizin biliyorsunuz üst üste gelmesi gerekiyor. O yüzden yaptık ki herhangi bir tek olarak trabzanımız düşmesi. Bu şekilde bu arttırma sıramız, birleştirme sıramızdan sonra 2 sıra daha öreceğiz. Yani toplamda 3 sıra daha örüp dip taraftaki fırfır bölümünü yapacağız. Kol altından sonra üst sıramı da ördüm. Şimdi dipteki fırfır bölümüne geldim. Diğer robamı da şöyle koyayım. Şu dipteki fırfır bölümünü yapacağız. İki zincirimi çektim. Hemen yanındaki yere battım. Ve aynı yere 3 trabzan olacak şekilde batıyorum. Tekrar yanındaki yere battım. Oraya da 3 trabzan. Diğer tarafa geçtim. Orası da 3 trabzan. Aynı yuvaya bütün trabzan başlarına 3 trabzan olacak şekilde arttırmalarımızı yapıp dipteki fırfır detayımızı oluşturacağız. Şu şekilde aynı yuvaya 3'er kez batıyorum.
Şu şekilde aynı yuvaya battım. Tekrar yanındakine battım. Aynı yuvaya 3 trabzan olacak şekilde fırfır detayımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten oluşmaya başladı. Bu şekilde bütün trabzanlarımızı sonuna kadar 3'er defa batalım. Robanın dibindeki fırfır detayını şöyle yaptım. Şimdi kol bölümündeki fırfır detayına geldim. Hemen ipimi alayım. İç taraftaki şu iç taraftaki yere bir adet ikili trabzanımı yapıyorum. İki zincirimi çekiyorum. Hemen yandaki boşluğa 3 adet trabzanımı yapıp fırfır detayıma başlıyorum. Tekrar her bir adet trabzanın başına 3 adet ikili trabzanımızı yaparak kol bölümündeki fırfır detayını yapalım. Robo bölümünde sadece 3'er adet batmıştık her bir trabzan başına. Burada bir sıra yapacağız. Ayrıca ikinci sıramız da olacak. Hemen bu ilk sırayı yapıp geliyorum. Kolumdaki ilk fırfır detayını yaptım. Her bir trabzana 3 adet trabzan olacak şekilde battım. Şimdi trabzanın tepesine batıp ilk sıramızı kapatıyoruz. İki zincirimizi çekiyoruz. Ve her bir trabzana bir trabzan gelecek şekilde robadan farklı olarak kolda 2 sıra yapıyoruz. Koldaki fırfırımız 2 sıradan oluşuyor. Bu şekilde her bir trabzana bir trabzan yapacağız. Diğer kolu da aynı şekilde çalışacağız. Bu şekilde trabzanlarımızı yapalım. Gördüğünüz gibi 2 sıramız her bir trabzanın başına birer trabzan olacak şekilde yapalım. Diğer kolumuzu da aynı şekilde çalışalım. Daha sonra robamızı bitireceğiz. Ben iki kolu da yapıp geliyorum. Robamın iki kolunu da bitirdim. Gördüğünüz gibi şu şekilde aynı yere 3 adet trabzan yapmıştık. Aynı trabzanın başına ikinci sıramızda da her bir trabzanın başına tek adet trabzan yaparak ikili trabzanlarımızı yaparak böylelikle iki kolumuz için de fırfır detayımızı bitirmiştik. Ben ince düğmelerimi de taktım. Siz isterseniz elinizde olan başka düğmeleri de takabilirsiniz. 3 trabzan sırası 1, 2, 3. 3 trabzan sırası arayla düğmelerimi taktım. 4 adet düğmemi önlem şu şekilde. Kollarımız ve arka bölümümüz. Çok cici, çok güzel oldu. Şimdi siz de isterseniz şu bölümden, şu sıradan kumaşımızı büzerek etrafına da büzerek makine dikişi ya da el dikişi ile beraber robamıza dikebilirsiniz. Çok cici, çok güzel oldu. Sizler de rahatlıkla, kolaylıkla bu videomu izledikten sonra örebileceksiniz. Sağlıcakla ve esenlikle kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.